Merhaba arkadaşlar, yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere VPS üzerine konuşacağım. Wireless modemler üzerinde bulunan VPS tuşunu biraz açıklayacağız. VPS açılımı olarak Wi-Fi Security Protect olarak geçebilir. Yani sizin ağ güvenliğinizi sağlayan bir standart. Peki bu tuş ne işe yarıyor? Bildiğiniz üzere Wi-Fi kartının bağlantı, Wi-Fi üzerinden bağlantı yapmamız için bir şifre gerekiyor. Aslında bu onun ilk adımı. Wi-Fi şifresini şifreleme yöntemi olarak size bağlantınızı koruma adına yapılan bir işlem. İkincisi ise bu tuş yoluyla bağlanmak. Burada da zaten tuşun ne işe yaradığını anlatmış olduk. Gördüğünüz gibi mesela bu Huawei marka bir modemin arayüzü. Benim de aynı şekilde bu tasarımda modemi. Bu tuşun yeri tabii ki farklı olabilir. VPS tuşu burada gördüğünüz üzere. Bunun için VPS'i bağlamak için, yani bu bağlantıyı sağlamak için zaten ilk olarak modem arayüzünden bunu açmanız gerekiyor. Daha sonra eğer bunu da birazdan göstereceğim nasıl açacağınızı. Açık değilse zaten bu tuş herhangi bir işe yaramayacak. Eğer açık ise ve modem arayüz şifresini de bilmiyorsanız, örneğin cep telefonunuz ile buradaki bu modemin, örnekteki modeme bağlantı sağlamak istiyorsanız, normal bağlantı bağlanma şeklinde Wi-Fi üzerinden, Wi-Fi hatları üzerinden bu modemin ağını tıklıyorsunuz. Tabii ki size bir şifre soracak. Bu şifre ekranı geldikten sonra bu tuşa basmanız gerekiyor. Birkaç saniye basılı tuttuğunuzda cep telefonu veya hangi aygıtla bağlanmak istiyorsanız otomatikman VPS bağlantısı, VPS tuşu sayesinde ağa bağlanmış olacaksınız. Yani bu bir aslında şifre kullanmadan otomatikman Wi-Fi ağına bağlanmamızı sağlayan bir tuş. Peki nasıl ayarlayacağız? Bunun için modem arayüzüne girmek zorundasınız. Modem arayüzüne girebilmek için de buradaki modem arayüzünüzün varsayılan ağ geçtiğinin IP adresini normal tarayıcınıza yazmanız gerekiyor. Peki bu adresi nasıl elde edeceğiz? İlk olarak ona bakalım. Bu işlem için ağa tıklıyorum. A ve paylaşım merkezi üzerinden bağlaştırıcı ayarlarına gidiyorum. Wi-Fi özelliklerinden durumu seçiyorum. Durum ekranında tekrar ayrıntılara tıkladığımda IP versiyon 4 varsayılan ağ geçtiği gördüğünüz gibi 192.168.1.1. Bu IP adresi genelde sabittir ama bazı modemlerde farklı standartlarda kullanılabiliyor. O yüzden bu bölümden varsayılan ağ geçtiğinizi bulmanız gerekiyor. İsterseniz elle de 192.168.1.1'i bir deneyebilirsiniz. Çoğu modemde çünkü bu varsayılan ağ kullanılıyor. Gelelim kullanıcı adı ve şifre ekranına. Bu modemden modeme ve işte modeminizin hangi ağ tarafından verildiğine göre değişiyor. Servis sağlayıcınızın verdiği modeme göre zaten varsayılan bir kullanıcı adı ve şifresi var. Bunu bulmanın en kolay yolu tabii ki Google üzerinden araştırmak. Büyük ihtimalle zaten ilk seferde bu şifre ve kullanıcı adını rahatlıkla bulabileceksiniz. Bulduktan sonra da tavsiye olarak bu kullanıcı adı ve şifreyi, en azından şifreyi değiştirmenizi tavsiye ederim. Ben şu anda modem arayüz şifremi bildiğim için modeme giriş yapacağım. Gelen ekran üzerinden temel bölümünün içerisinde, bu marka için konuşuyorum, wireless VLAN ayarlarına bakacağız. Siz de modem markanıza göre, buradaki moniler farklı olabilir, hiç önemli değil. Wireless LAN ayarlarının olduğu bölüme gideceksiniz. Biraz karıştırarak zaten aşağı yukarı bütün arayüzleri, modemleri benzerdir. Wireless LAN arayüzü üzerinden rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu ayarlar için, yani şu anda yapmış olduğunuz VPS ayarları için Huawei modeller için en alt bölümde zaten VPS'in etkin olup olmadığı, buradaki size kalmış iki farklı bağlantı metodu var. PBS, PBS'yi seçerseniz eğer otomatikman tuşa basıldığında bağlantı sağlayacak. Eğer pini seçerseniz de ekstradan bu tuşa basıldıktan sonra Wi-Fi şifresi dışında ayrı bir pin girmesi gerekecek. Eğer güvenli ve evde kullanıyorsanız PBS standartını seçmeniz daha kolay olacaktır. Tek tuşla bağlantıyı sağlayacaksınız. Buradaki etkin modunu açtıktan sonra artık modem arayüzümüz üzerindeki modemimizin üzerindeki VPS tuşuna bastığında artık şifresiz, wireless şifresi olmadan otomatikman internet ağına
bağlanabileceğiz. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.